Hanımlar beyler, günün 3. yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Özgür Hanım, hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Biraz teşekkür ederim. Mı? Hayır. Hayır, rahatlamadım. Çok güzel. Siz üniversite sınavına hazırlanıyor musunuz? Evet, oğlum bu sene sınava girecek. Dedim rakip olayım ona. Var mı kafanızda bir bölüm? Ha, edebiyatı seviyorum. Ya Türkçe, evet. O olursa güzel olur. Edebiyat bölümü. Aynı güzel olur gerçekten. Yani. Okumayla aranız iyidir diye tahmin ediyorum. Edebiyat mezun olalı bayağı oldu. Evet. Tekrar bir daha hani o atmosferi solumak istiyorum. Evet evet, okuma derken kitaplarla falan onu seviyorum. Kastettim. Evet, gayet seviyorum. Peki, dünyayı turlamak gibi bir hayaliniz var mı? En büyük eşimle birlikte öyle bir hayalimiz var. Karavanlı olur, işte motorlu olur falan böyle. Evet evet. Hadi inşallah. Eşimin bir motor sevdası var. Ay ne güzel, kesin bir şey olur. Gidiyor musunuz yurt dışına falan motorla? Yok, daha Türkiye içindeyiz şu an. Ama gidiyorsunuz, tabii, geziyorsunuz. Tabii. Ay harikulade. Yani, İnşallah seviyorum değişik yerleri görmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Hayalim dünya turu yapmak. Başka neler yapıyorsunuz? Başka ev hanımıyım, çocuklarımla ilgileniyorum. Daha ne yapacaksınız? Zaman yürüyüş yapıyorum. Evet, doğa yürüyüşlerini falan seviyorum. Doğayı seviyorum, ağaçları çok seviyorum. Onlarla vakit geçiriyorum öyle. Çok güzel. Peki sizin kafanızda bir puan var mı? Yani tabii böyle 8.500-9.000 olsa güzel olur. Bence de güzel olur. Evet. Gün birincisi oluruz. İnşallah. 9.000 olursa. Güzel olur yani. Gayet. Bence de güzel olur. 9 harf almış Erkan Bey. Biraz korkmadım değil. Peki biraz rahatladınız mı? Daha iyiyim. Biraz tamam, daha başlamaya iyiyim. Ne dersiniz? Olur. Hadi bir deneyelim bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Kucak köpeği. Fini. Değil, sonu... Mini, çok güzel. Sadece son harfi değiştirin bana. Fiki. K harfi mi? Hayır. Fike. Hayır, fiki demediniz ilk. Fiki, peke. Demediniz. Fini. Fini dediniz. Ha, şimdi son harfi değiştirin. Fiti. Fini. Son harf. Son harf iyi şu an. Fite. Fitu. Hala son harfi değiştirmiyorsunuz. Şimdi, fiki. Özgür Hanım, bana bakın. Hayır, durun, bana bakın siz. Fini dediniz ya, son harfi değiştirin. Fino. Fino doğru cevap. İnanılmaz. Ben arabulucu falan olacağım sevgiliz yani. Ama burada insanın beyni duruyor, yok öyle. Evet efendim, sizi geri getirmeye çalıştım fark ettiyseniz. Evet. Fini ne Allah aşkına zaten? Olmuyor bak, o harf asla aklıma gelmedi yani. Evet farkındayım. Zaten en son söyleniyor genelde. Yani. Efendim 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım, o nasıl yazılmış? Erkekle dişiyi ayırt ettiren yaratılış özelliği. Harf alayım. Harf alalım. Ş. Eşey. Eşey doğru cevap. Efendim 5 harflere geçtik. Bir sıfat soruyoruz şimdi size. Kısacık da soruyoruz hem de. Yapıştıralım efendim soruyu. Yitirilmiş olan. Kayıp. Kayıp doğru cevap. Şimdi isim soylu bir kelime soruyoruz. Gelsin sorusu. Yaşamak için gerekli olan ve lütfedilen her şey. Lütuf. Arapça kökenli. Zaten ama lütfedilen her şey diyorum. Yaşamak için gerekli olan ve lütfedilen her şey. Hayat. Değil efendim. Harf alayım. Harf aldık. M. Harf alayım. Harf aldık. Şimdi nimet. Bulduk. Nimet doğru cevap. Alt harflere geçtik. Eski ama bilinen bir kelime soracağız size. Bakın nasıl soracağız hem de. Buyurun. Mecazi anlamda hakimiyet altında bulunma. Hakimiyet altında bulunma. Harf alayım. Harf aldık. T. Mecazi anlamda hakimiyet altında bulunma. Tutsak? Gibi bir şey. Diğeri. Eş anlamlısı tutsaklığın. Tutsak, tutmak. Hayır, biz savaşıyoruz. Biz sizi yakaladık. Askeri güçler olarak. Siz bizim neyimizsiniz? Esir. Heh. Esaret. Esaret doğru cevap. Efendim altı harflerden devam ediyoruz. Bir meteorolojik olay soruyoruz. Meteorolojik diyebildim değil mi? Demişim, evet. Dediniz. Buyurun gelsin sorusu. Sütün ne ya? Sütun biçiminde oluşan ve fırtına olarak isimlendirilen hava olaylarının en tahrip edicisi olan hava kolonu. Harf alayım. Harf aldık. Bak. T. Biliyorsunuz bunu. Sütun biçiminde oluşan ve hortum. Hortum doğru cevap. 7 harflere geçtik. Eski bir zarf soruyoruz ama biliyorsunuz. Bildiğiniz bir kelime kendisi. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Gerçekten yaparak, işleyerek, çalışarak, doğrudan eyleme geçerek anlamlarında bir sözcük. Harf alayım. Harf aldık. F. Harf alayım. Harf aldık. Gerçekten yaparak, işleyerek, çalışarak, doğrudan eyleme geçerek. Değil. Eylem nedir efendim? Ne demek? Yapmak. Hayır yok, değil. Kelime olarak. Eylem nedir? Dil bilgisi olarak soruyorum. Şu an hiç yok. Yok evde yokuz. Ay harf alayım, evet. Vallahi. Harf aldık. Ama ta en sondan. Evet ama çok faydalı o. Bir şey söyleyeyim mi? Tek bir sesli harf var. Bütün sesli, kelimedeki bütün sesli harfler aynı. Harf alayım. Harf aldık. Süre gidiyor. Evet. Bilfiil. Bilfiil doğru cevap. Şimdi efendim 2800 puandayız. 1 dakika 10 saniye süremiz var. 5 saniyede arttırmamız gerekiyor artık. Birinci harf bitti çünkü. Artık şu an. Hayır olabilir, şu an olabilirsiniz. 8900 puan var. 5 saniye arttırırsak, yani 1 dakika 5 saniyede geri kalan 7 soruyu çözersek, bulursak kelimeleri birinci oluyoruz. Tamam. Biraz sıkıştırmamız gerekiyor kendimizi. Harfleri patır patır aldık. Şimdiden sonra nanay. Özgür Hanım. Şu an daha zor ama. Belli olmuyor. Bazen uzunlar daha kolay geliyor insanlara. Bakalım 7 harfli ikinci kelimemiz nasılmış? Efendim batı kökenli bir birleşik kelime soracağız Özgür Hanım'a. Editörümüz soruyu şöyle yazmaya karar vermiş. Taşıt emaneti. Nakliye? Değil. Taşıt emaneti. Harf alacağım. Harf almayabilirsiniz. O zaman yardımcı olun. Taşıt emaneti. Ne yaptınız? Taşıtı emaneten bıraktığınız yer neresi efendim? Garaj, otopark. Otopark doğru cevap. Hanımefendi az daha burada patlatıyordunuz kendinizi. Acık ileride alırsınız, harf alacaksınız. Ama çok heyecanlıyım ya. Çok normal farkındayım. O yüzden zaten destek olmaya çalışıyorum. Efendim 8 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir nesneye ihtiyacımız var. Sporla ilgili. Gelsin bakalım sorusu. Futbolda sert oynayan, kurallara aykırı davranan oyuncuya hakem tarafından gösterilen ikaz dörtgeni. Hakem ne gösterir? Kart, kırmızı kart. Bir öncesi. Sarı kart. Sarı kart doğru cevap. Şimdi efendim mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Özellikle sıvı bir maddeyi bir kaba alabildiğinden fazla doldurmak. Taşırmak. Taşırmak doğru cevap. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Yine bir deyim bu. Gelsin bakalım. Çok uzun bir süre yürümek, çokça yürümek anlamlarındaki deyim. Yol almak. Gibi bir şey, iyi başladınız. Yol kat etmek, yol... Yok, o kadar 6 harfli bir fiil düşünün. Fiili 6 harfli düşünün. İyi başladınız. Yol yapmak. Ne? Değil. Harf alıyor mu? Alabiliyor muyum? Yani alırsanız bir şey... Hayır. Evet. Yol alıyoruz. Hiç kibar davranmayın o kadar. Yol yapmak. Değil, hala kibarsın. Yol gitmek, yol varmak. Hayır efendim, yol değil, yok. Hayır. Neyle yürüyoruz efendim? Ayakla. Ayakla yapılan bir şey. Kendi ayağınız olmayabilir. Başka bir canlı. Yol var ya. Hayır, yol var. Yol ayak. Ayakla ne vurulur? Tamam. Hayır. Ya, yok, hayır ya. Böyle bir, bazı hayvanlar bir şey yapar. Depar. Hayır efendim. Hayır. At ne yapar efendim? Dört nala gider. Hayır efendim. Hayır ya. Aa, hayır Özgür ya. Hanım ya. Yol tepmek olacaktı. Yine kuyruğunda patladık. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Yol tepmek. Kibarlıktan öleceksiniz. Yol almak, yol yürümek, yol sevmek. Gelip gelip hani son şeyde zıt diye bir şey oluyor. Ve bildiğiniz bir şey üstelik. Yani, ben çok üzüldüm zaten. Hiç duymadığım bir kelime olsa. Tabii. Hiç duymadığınız kelime olsa zaten keyfiniz de bozulmaz hiç. Zaten genelde bu oluyor. Merak etmeyin. Belki de en iyi ikinciler diye bir şey yaparız. Seve seve gelirim. Ben de seve seve sizinle yarışırım vallahi. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir enstrüman gereci soracağım. Bakın cart diyebileceksiniz. Gelsin efendim soru. Arşede denilen titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan bir enstrüman parçası. Arşe. Duydunuz mu hiç? Hayır hiç duymadım. Titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan bir enstrüman parçası. Titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarıyor. Aklınıza gelen bir müzik aleti söyleyin. Enstrüman. Keman. Keman da var. Keman neyle çalınır? Hayır ya hemen şey yapmayın. Hayır, keman. Keman neyle? İlk kelime keman. Keman. Keman yayı. Keman yayı doğru cevap. Özgür Hanım o ses sizi ne yapıyor öyle? Ay evet çok. Ya şu halime bakın. Gideceğim yani, ben tansiyon hastasıyım. Şurada yıllık kalacağım. Yok olmayacak bir şey hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Çok şükür 2 sorumuz kaldı çünkü yani yetiştiririz diye tahmin ediyorum. Efendim o... Buyurun. Pardon harf deyip basabilir miyim? İstediğinizi yapabilirsiniz. Tamam. Yani şimdi, harf deyip de basabilirsiniz. Tamam. Yani şu an çünkü serbest bize ay, bütün evet. Harfler. Efendim 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız. Gelsin bakalım 10 harfli ilk kelimemizin sorusu. Bir olaydan veya sözden aşırı derecede sıkıntı duyulduğunu, bıkkınlık geldiğini ifade eden bir söz dizisi. Yılmak. 2 tane ya. Mastar yok. Böyle buranıza kadar gelmiş. Yeter artık. Yeter değil de. Doğru bu. Bu ha. Doğru. Söyleyin tekrar. Yeter artık. Heh. Başını değiştireceksiniz. Yetti artık. Yetti artık doğru cevap. Şimdi efendim son arayacağımız cevap 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Bileceğiz bunu da bence. Gelsin sorusu. Harcanan emek ve para için ziyan olmak anlamında kullanılan bir deyim. Bir tane daha istedi hanımefendi. Boş... Harcanan emek. Boşa atmak. Yok. Boşa. Ben artık ağzımı açamam. Söylediniz değil mi? Hı? Söylediniz cevabı ben duymadım. Neyi? Bilmiyorum. Ne? Hayır. Boşa. Ya yardım etsenize. Boşa. Boşa ne olur efendim? Atılır. Hayır efendim. Hayır, ziyan oldu. Boşa. Boşa gitti. Gitmek. Boş ne? Gitti. Gitmek. Evet söyle. Gitti, gitmek. Beraber boşa söyleyin. Gitmek. Boşa gitmek. Doğru cevap. Allah'ım. Az daha kelimeyi söylüyordum size ben. Ben duydum ama onu. Duymadım. Neyi duymadınız? Ne dediyseniz yani söylediyseniz. Yani duymadığınız ya. Belli olduğu için biz zaten kesmedik. Yoksa zaten kesip yeni soru sormam öyle gerekir. Öyle mi? Tabii. Zaten dilim tutuldu fark ettiyseniz. Duymadım hiçbir şey duymadım. Efendim 6700 puan aldınız. Çok kötü. Ne? Gerçekten kötü. Yok, ben ekran başında ben evde böyle değildim ya. Yok, böyle tahmin ederim. Zaten buradaki heyecan mevzu. Onu diyorum ya hep stresi yönetebilmek asıl mevzu. Herkes stresi yönetebilse zaten cayır cayır 9800'leri yapıştıra yapıştıra gideriz. Ama bir daha gelmek isterim. Lütfen gelin. Biz yani bence çok iyi yarıştınız. Hadi bizi de heyecanlandırdınız çünkü yani o kazanma isteğiniz bize de geçiyor. Biz aynı masada beraber aynı takımdaymışız gibi yarışıyoruz zaten. O yüzden inşallah bir daha gelirsiniz. Çok memnun olurum. Ben de memnun olurum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Hanımlar beyler, Özgür Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.